Hem verelim ekrana. Tansu Çiller, çok özledik. Sayın seyirciler, Çiller özledin mi Çiller'i? Hayır, yani hiç özlemedim. Nasıl, hiç özlemedin mi? Benim çocukluğumun başbakanı. Salim Bey, özlediniz mi Çiller'i? Özlemişsiniz demek ki. Ben yani o beni özlemiş. O ne demek? Öyle söyledi. Öyle genel söyledi. Olarak. Yani, ben vatandaş değilim. Ha, milletim beni özledi. Millete siz de dahilsiniz. Özlemiştim yani diyor. O bizi özlemiş. Peki. O beni özlemiş. Şimdi bakın izleyicilerimiz ne diyor? Diyor ki Tansu Çiller dualarımda değil ve dualarımda izleyicimizin görüşü bu sonuçta. Biz izleyici katkısını açığız. Tarih 5 Nisan 94. Ondan sonra bir gecede küçücük eksport mağazamız, ömrümüzde ilk defa sahip olduğumuz arabamız, anneciğimin biz çocuklar için gün birikimi altınları gidiverdi diyor. Sonrası el borçları, benim yıllarca ödediğim krediler 10 yıl sürüyor. Ama Tansu Çiller'i görerek konuşalım bunu. Çünkü Çiller'i özledik. Şimdi bir izleyicimiz diyor ki, şöyle söylüyor. Şule Nazlıoğlu Erol, bu aynı zamanda avukat, avukat, avukat evet, reklam evet, çok iyi Şule Hanım. Çiller'in günahları saymakla bitmez. ANAP dönemini iyi biliyorum. Masum değiller demiş. Ondan sonra bir izleyicimiz diyor ki, az önce konuştuğumuz konuyla ilgili de tabii ki söylüyor Erkan Eren, doktorlar para için ayrılmıyorlar. Ancak temel mesele, yani para da önemlidir ama temel mesele çok farklı diyor. Ondan sonra bakın İsmail Altıntaş diyor ki Covid-19 başladığında nasıl da sevmiştik sizi. Hakkınızı ödeyemeyiz demiştik, alkışlamıştık. Son günlerde Covid oldu, grip ve sizlere ihtiyacımız kalmadı. Buraya kadardı, artık gidebilirsiniz. Yemin ederim duyduklarım karşısında insanlığımdan utandım diyor İsmail Altıntaş. Bu şekilde geliyor. Hekimi değersiz işlerinin temel nedeni aslında hekimin sermaye ucuz iş gücü olmasını sağlamaktır diyor. Arkadaşlar Çiller yok mu? Ya bırak tweet'i, boşver, Çiller daha önemli. Özledim diyor ya, milletim beni özledi diyor. Milletim onu özlediyse gösterelim milletimize Tansu Çiller'i. Evet, bol bol bir şekilde. Yani benim tweet okumam ne önemi var? Ama ya, fikri iktidarda sorun... zaten. Ben mesele o, biliyor musunuz? Yani Tansu Çiller fikri iktidarda aslında. Yani çünkü Tansu Çiller demek Susurluk demektir. Tansu Çiller demek mafya yapılanmaların kol gezmesi demektir. Tansu Çiller demek şaibeli ölümler demekti. Tansu Çiller demek insan hakları ihlalleri demekti. Şimdi o dönemi ve ekonomik krizler demekti. Şimdi o dönemin bir benzeri şu an iktidardaysa Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bizzat politikalarından bahsediyorum. Tabii ki Tansu Çiller, ben niye emekli gibi kenarda durayım? Özledim diye. Peki. Tekrar sahip ben milletimi özledim diyor Tansu Çiller. Gelinen noktada dünyanın o kadar çok farklılaştığını, nelere meylettiğini gördükçe ben artık milletime bir şeyler vermek istiyorum dedi. Ya ben Tansu Çiller deyince aklıma ne geliyor biliyor musunuz? O şeyden, annesinden kalma bir çıkım vardı. Bize böyle bir hikaye anlatmıştı o zaman. Nasıl bir hikaye? Ya bu mal varlığıyla ilişkin bayağı bir şey çıkmıştı ortaya biliyorsunuz. Yolsuzluk iddiaları, büyük mal varlıkları. Hatta bir inkar etmişti, Kuşadası'nda bir çiftlik vardı, büyük bir çiftlik. Hayır, bizimle ilişkisi yok falan diye. Sonra yanında çalışan bir yardımcısının üzerine kayıtlı olduğu ortaya çıkmıştı. Ve bütün bu şeyler... Tabii canım, o çiftliği de bulan Münir Koçarslan gazeteci. Evet. Sonra bu mal varlığı falan çıkıp da artık bunları kabullenmek zorunda kalınca bu ölçüsüz varlık. Ya dedi, annem vefat ettiğinde evde bir çıkın bulduk. O çıkın açtığımızda içinde paralar olduğunu gördük. Zaten bütün servetimizin kaynağı da o çıkındı. Oradan yürüdük dediler. Barış'ın dediği gibi 90'lı yılların çökmüş yapısının, o günkü ekonomik yıkımın, işte siyasal cinayetlerin vesaire, bütün o dönemin baş mimarlarından birisidir. Sorun ne biliyor musunuz? Sorun bu ülkede kimse utanmıyor. Hakikaten en sık referans verdiğimiz sevgili Murat Han Munga'nın, yani bu ülkede her şey olabilirsiniz rezil ama olamazsınız. Asla rezil olmazsınız. Özdeyişinin her gün tekrarlandığını görüyoruz. İşte Berat Albayrak. Ya önce utanması gereken ve bu özür dilemesi, bu toplumdan özür dileyerek, ya af dilemesi,
adeta. Yani bir iradeye af dilemek dışında bir de milletten af dilemesi gerekenler çevir çevir tekrar kendilerini sanki pürüpak ederek yeniden böyle bir umut haline getirip toplumun önüne çıkmaktan Gökmen Karadağ utanmıyorlar ya. Peki. Şimdi Bülent Mumay bir tweet attı. Bülent Mumay tweetinde şuna dikkat çekti. Hani ben milletimi özledim diye bir çıkışı var ya Tansu Çiller'in. Oradaki ifadelerden birisi de işte ilk kadın hazine bakanı, ilk kadın İçişleri Bakanı, ilk kadın başbakan yardımcısı yani ilk kadın İçişleri Bakanı olarak diyor. Bülent Mumay da diyor ki ya diyor... İçişleri Bakanlığı yapmadığını evet. işliyor yani. Yani kendisinin ya hangi bakanlığı yani. Yapmadığını bilmeyen birisinden biz ne alabiliriz şu anda diyor. Fikret abi Bülent Mumay'ın dikkat çektiği konu çok doğru mu? Siz de teyit ediyor musunuz? Tabii tabii İçişleri Bakanı olarak görev yapmadı Sayın Çiller. Dışişleri Bakanı olarak görev yapmadı. İçişleri Bakanlığı görev yapmadı. Fikret abi siz neye bağlıyorsunuz Tansu Çiller'i? Tansu Çiller'in şu anda ortaya çıkışını neye bağlıyorsunuz? Ben iktidara bağlıyorum Gökmen. Yani iktidar merkez sağda oluşan yeni partileri belki etkisiz kılmak ve oylarını bölebilmek amacıyla Sayın Tansu Çiller'i siyaset sahnesine davet etmiş gibi görünüyor. Özellikle İYİ Parti açısından bunu söyleyebilirim. Çünkü hem İYİ Parti hem Demokrat Parti bir merkez sağ geleneği temsil etmeye çalışıyorlar ve ediyorlar. Amaçları İYİ Parti içinde geçerli merkez sağa oturmak. Şimdi oraya doğru yöneldiği görüldüğü için yeni partilerin bence iktidarda bir tedbir olarak Sayın Tansu Çiller'i eski DYP Genel Başkanı'nı, merkez sağın liderini veya liderlerinden birini çünkü ANAP'ta vardı, sahaya sürerek merkez sağ oyların bu muhalefet partilerinde bir toplanmasını önlemeye çalışıyor. Tabii etkili olur mu derseniz çok zor görürüm doğrusu. Ben Sayın Çiller'in yeniden bir merkez sağ hareket başlatabilmesini, örneğin Sayın Meral Akşener'le rekabet edebilmesini çok zor görürüm. Sayın Çiller evet milleti özlemiş olabilir, eski günlerini özlemiş olabilir ama toplumda Sayın Çiller'in siyasete dönmesine yönelik bir talep yok. Sayın Çiller 2002'de DYP'yi meclis dışında bırakan lider olarak bunun sorumluluğunu üstlenmiş ve Türkiye'de pek görülmeyen bir kararla da siyasetten kenara çekilmişti. O günden bugünlere kadar da aktif siyasete dönmedi. Şimdi aradan geçen 20 yıllık süre sonrasında siyasete dönme eğilimi göstermesinin başka taleplerle ilgili olduğu kanaatindeyim ben. Bu da iktidardan gelen bir talep. Çünkü iktidarın görüşlerini savunuyor. Sayın Erdoğan'ı destekliyor. Bunu biliyoruz Sayın Çiller'in. Nitekim en son şöyle bir sözü de oldu Sayın Çiller'in. Koalisyon darbeden beterdir diye. Bu söz çok dikkat çekici. Evet, koalisyon darbeden beterdir. Evet, ya oysa koalisyon demokrasinin doğal bir sonucudur ve dengeli yönetimlere de yol açar. Yani darbeden kötüdür diyerek aslında AK Parti'nin tek başına iktidarının sürdürülmesi gerektiği mesajını vermiş oluyor Sayın Çiller. Ben bunun toplumda bir karşılığı olduğu kanaatinde değilim. Nitekim bu dönüşü denerse, seçimlere de girebilirse bunu çok net olarak görebiliriz. Aynı zamanda Sayın Çiller'den iktidarın medet umar hale gelmesi iktidarı çok sıkıştığını da gösterir. Evet. Yani kendi partisini alıp 10 yıl yönetip meclis dışında bırakan bir lider olarak Sayın Çiller'den iktidarın medet umması tersinden yorumlanırsa ne kadar zor durumda olduklarını da ortaya koyar. Peki. Efendim Seyfullah Kuloğlu adlı izleyicimiz Twitter'dan bana şöyle yazmış. Milletimiz bu kitaplarda yazılanları okusa Çiller'in yolunu olsa olsa hesap sormak için gözler diyor. Hangi kitaplar diye tweetinde paylaştığı kitaplardan biri de merhum Turan Yavuz'un İkinci Vatan Tansu Çiller'in ABD Macerası adlı kitabı. Fikret abi de çok iyi bilir kitabı da Turan Yavuz'da değil mi Fikret abi? Evet, rahmetli analım sevgili Turan Yavuz'u. Gökmen sen de çalıştın, ben de çalıştım. Ve Turan Yavuz'da Çiller ailesine ait Amerika'daki mal varlıklarını ortaya çıkaran gazetecidir. O nedenle de hem Turan Yavuz hem Milliyet Gazetesi o dönemde çok ağır baskılarla karşı karşıya kalmıştır. Peki, benim Haber Aktif ismi de Turan Yavuz'un programının adıdır. Merhum Turan Yavuz'u rahmetli analım.
Eşi Ayda Yavuz da tabii Haber Aktif programının çok önemli bir şeyiydi, emekçisiydi. Onun da ismini analım. Kendilerine sağlıklı günler dileyelim Ayda Yavuz ve çocuğuna. Salim sen çok teşekkür arada, ediyorum. Barış Pehlivan çok teşekkür. Galatasaray'ı da tebrik edelim. Abi biz spor konuşuyoruz. Hayır Salim Bey. Ya, şey için güzel tamam. Bir haber yani. Fikret Bilal çok teşekkür ediyorum.